babaannenin. Çok naziksin. Koş. İlişki testi yapalım mı? Yapalım aslında. Arayalım mı damat beyi? Arayalım. Hadi bakalım. Alo. Alo, hayatım ne haber? İyi, çıkayım sen. Benden de iyi. İlişki testine geldik ve sana sorular soracağız. Evet. Aslı Hanım'a veriyorum. Evet, altınımızı da şöyle bırakalım. Bak burada tamam. Seni bekliyor. Hadi inşallah. Tamam mı? Hadi bakalım. Buyurun. Mustafa. Mustafa. Merhabalar Aslı Hanım. Merhaba canım. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim vallahi. Şimdi ilişki testinde neler olacak? Seni sessize alıyorum. İlk soruyu eşine ardından sana yönelteceğim. Tamam, bakayım. Ama bir alkış tabii. Evet. Hadi bakalım. Mustafa, evlilik yıl dönümünüzü unutup arkadaşlarıyla görüşeceğini söyledi o gün. Ne yaparsın? Şıklar yok herhalde. Şıksız. Aslanım, trip atarım. Ciddi anlamda böyle tepki gösteririm yani. Hı-hı. Tepki gösteririm. Kızarsın. Tabii, aynen. Evet, haklısın. Ve ona benzer şeyler. Hadi bakalım. Mustafa. Evet, buyur. Evlilik yıl dönümünüzü unuttum ve sen arkadaşlarınla program yaptığını söyledin. Aslı'nın buna tepkisi ne olur? Ya tabii ki kırılır. Tepkisini de gösterir. Evet. Devam ediyoruz. Mustafa, makarnayı mı yoksa pilavı mı tercih eder? Güzel soru. İkisini de çok seviyor. Eyvah eyvah. Gerçekten ikisini de çok seviyor. Pilav diyeceğim ama. Hmm. Zor soru oldu benim için. Yapma ya. Evet. Ay, hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Adam ne diyecek? Mustafa, iyi düşün. Pilav mı makarna mı seversin? Hangisini tercih edersin? Ben mi? Sen. Pilav. Oh, hiç düşünmedim valla. Güzel. Düşünme, pilavı daha çok seviyorsun. Süper. Aynen. Hadi. Şimdi Mustafa, çocukken asla yemediği bir yemeği evlendikten sonra senin elinden bayılarak yemeye başlasa bunu kayınvalidene söyler misin? Yani kayınvaliden zamanında o aynı yemeği yaparmış, o yemez mi? Söylerim. Senin elinden yiyor. Evet, ben bunu kayınvalideme söylerim. Söylersin, aynen, gururla. Evet, bir şey de diyeceğini düşünmüyorum. Peki. Şimdi Mustafa, çocukken sen bir yemek var, o yemeği asla yemiyormuşsun, tamam mı? Fakat evlendikten sonra Aslı o yemeği yapıyor ve sen bir güzel yiyormuşsun o yemeği seve seve. Aslı sence bunu annene söyler mi? Yani söyler. Söyler. Sen de söyler. Şimdi evlendiniz, birinci ayınızın sonunda eşin ailesi tarafından hesabına açıklama kısmında gelin maaşı yazan bir para geldi. Tepkin ne olur? A. Çok sinirlenir, iade edersin. B. Allah bereket versin der, kabul edersin. Evet, B. Bence de. Şimdi Mustafa'cığım. Evet. Evlendiğiniz birinci ayın sonunda senin ailen Aslı'nın hesabına gelin maaşı yazan açıklamayla bir para gönderiyor. Aslı'nın buna tepkisi ne olur? A. Çok sinirlenir, iade eder. B. Allah bereket versin der, kabul eder. Bereket versin der. Evet ya, bence de. Geliyor şimdi, soru geliyor. Hazır mısın? Evet. Flört etmeye başladığınızda ilişkinizi ilk kime açıkladınız? Yani sen, Mustafa ve üçüncü bilen kişi kimdi? Yakın bir arkadaşım var, Fatma Nur. Tamam, hadi soralım bakalım. Şimdi flört etmeye başladığınızda ilişkinizi ilk kime açıkladınız? Sen, Aslı biliyorsunuz. Üçüncü? Üçüncü Fatma Nur. Evet, doğru. Kim daha dağınık? Sen mi Mustafa? Mustafa. Soralım bakalım. Mustafa, kim dağınık daha fazla? Sen mi, Aslı mı? Ben. Ya bu gecikti ama. Tebrik ediyorum hayatım. Teşekkür ederim Aslı. Ve bu altını size veriyorum. Süper. Tebrikler. Hadi tebrik edin birbirinizi. Al bakalım. Çok çok teşekkür ederim Aş. Ben teşekkür ederim hayatım. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Maşallah. Bay bay. Bunu da böyle kına gecesi gibi koyayım avucunun içine. Şöyle de bu da böyle koydum avucunun içine. Teşekkür ederim. Şimdi nereye gidiyoruz? Puanlamaya gidiyoruz. Gelinler Aslı gelin için puan kullanacaklar.